Sevgili izleyenler, Telemarkaj ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde Şanlıurfa sporumuzun Bandırma Spor karşısında 1-1 biten maçı değerlendirmiştik. Şimdi bu bölümde de Şanlıurfa Spor ve rakiplerini mercek altına alacağız. Tabii Sayın Mehmet Baylan'la birlikte. İkinci bölüme tekrardan hoş geldiniz Hoş bulduk diyoruz. Adem'ciğim. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden Şanlıurfa Spor'un rakipleriyle başlayalım. Ankara Keçiören gücünüyle başlayalım. Evet. O 36 puana sahip olan Ankara Keçiören Gücü'nün kalan maçlarıyla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum açıkçası. Hemen arkadaşlarımız da ekrana getirirse, bu arada da Adanaspor Bodrumspor karşısında 1-0 halen üstünlüğü devam ediyor. Dakika 68. Evet. Ankara Keçiören Gücü Sakarya deplasmanına gidiyor. Sakaryaspor zor günler geçiyor. Bir iyi bir kötü. Bu deplasmanla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi baktığınız zaman en son 6 ayla oynuyor Keçiören Evet. Gücü. Orada bir 3 puan cepte Evet. diyebiliriz. Yani ben Keçiören Gücü'nün ligde kalacağını düşünüyorum Ademciğim. Yani şimdi Sakarya Yani burada bu evet. kalan 4 maçı değerlendirirsek Ankara Keçiören Gücü Evet. kaç puan çıkarır sizce? Şimdi Sakarya deplasmanda yenilse dahi sahasında Ümraniye maçı var. Çok önemli bir maç. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Ümraniye çok zor bir maç. Bandırma o da zor bir maç ama ben Keçiören Gücü'nün ligde kalacağını düşünüyorum Ademciğim. Açık söyleyeyim yani. Şimdi 36 puanı var. Evet. Altay'ı yenerse 39 yapar. Evet. Bir de Kalır yani. Ümraniye maçından da 1 puan çıkarsa 40 puanla bu Bizim ligde en kalır. büyük rakibimiz ne biliyor musunuz? İzleyicilerimiz bizi izliyor. Geçi Evet. birçok izleyicimiz şimdi Adanaspor maçını izliyor ama ben biz de arada izledik. Ya büyük ihtimalle Adanaspor galip gelecek gibi duruyor. Yani Kemal Kılıç yerinde duramıyor. Bodrum'un da kusura bakmayın galip gelebilecek bir oyun oynadığını da söylemeyelim. Halen önümde de izliyorum aynı zamanda. Şu Onu da anda söyleyelim yani. en Evet. avantajlı, yani Evet. düşme hattındaki en avantajlı takımlardan biri, o zaman Keçiören Gücü diyebiliriz. Evet. Evet. Avantaj elinde. Tabii bizim için Sakarya'ya yenilirse Ümraniye maçında oyuna çok asılır ki Sakarya'ya yenilebilir onu söyleyeyim. Çünkü Sakarya'nın hala biliyorsunuz iddiası devam ediyor. Evet. Çünkü halen Sakarya'nın baktığınız zaman 51 puanı var. Bu hafta Sakarya'yı yenerse çünkü üçüncülük için mücadele ediyorlar. Bence Keçiören-Ümraniye maçı bizim için de önemli, çok önemli. Bizi ilgilendirecek en önemli maçlardan biri. Evet, hemen ikinci bir takımı ekrana getirelim. Ümraniye'yi getirelim ekrana Evet. sevgili izleyenler. Ümraniye'nin de kalan maçlarıyla ilgili. Evet, Ümraniyespor bu hafta kendi sahasında Kocaelispor. Sonra Keçiören Gücü deplasmanı. 52 puanla 4. sırada Kocaeli. Evet. Zor maç. Ümraniyespor, Erzurum, Her son maç zor. maçta Bak, Giresun. Bak. tabii şimdi lobi olayları olmasa, Evet. şimdi baktığınız zaman Burada kalan maçlarda kaç puan çıkar? ben şimdi bu hafta Kocaelispor'a yenilir onu söyleyeyim. Evet. Keçiören Gücü Ümraniye maçı çok önemli. Ben Bir puan. Keçiören Gücü'nün alamaz bir puan. İki maç. Erzurumspor 41 puanda. Yani Ümraniye Erzurum'u yener, Giresun'u da yener, 6 puan alır, Ümraniye'de ligde kalır diye düşünüyorum. Ümraniye 34'ten 40 puana çıkar Evet. sizin Evet. şeyinize göre. Öyle yani Yani Giresun eğer ki Keçiören Gücü hiç maçında o da bir maçlara bakmayın. Hiç bu maçlar önemli değil. Bakın izleyicilerimiz de bunu izliyorlar. Açık söyleyeyim. Evet. Erzurum 41 puan idi. Bugün Sakarya ile berabere kaldı biliyorsun. Erzurum'un artık düşme tehlikesi yok. Ümraniye'nin ha sürpriz olur mu? Olur. Yani Ama Erzurumspor Mehmet abi siz yani ben bakın öyle görüyorum. Sen ne diyorsan bilmiyorum ben senin. şimdi Kocaeli karşısında ben de şans tanımıyorum. Kocaelispor'un galip geleceğini düşünüyorum. Ümraniye Keçiören Gücü berabere bitecek gibi görünen bir maç. Evet. Yani kestiremiyoruz. Burada 3 puanı alan zaten rakibinin önüne geçmiş olur. Doğru. Ümraniye kendi evinde Erzurum karşısında yine ben 1 puan alır diye düşünüyorum. Evet. Yani belki Erzurumspor rahattır. Şimdi 3 puan da Giresun maçında olabilir. 3 puanı garanti. Giresun'da 3 olur. Yani Evet. bilemediniz en kötü 4, en iyi 6 puan alır. Evet. Size Aynen. katılıyorum. Evet. Aynen. Yani bir Aynen. de eğer Ümraniye maçı Keçiören deplasmanında da 1 puan getirirse ya 5 ya 7 puan toplamış olur. En kötü 5, en iyi 7 puan. Şimdi Kocaeli Ümraniye maçı zor bir maç ama Kocaeli Spor'un ne yapıp ne edip bu maçı alacağını düşünüyorum. Çünkü Evet.
üçüncü olan takım program başında da sen de söylemiştin ya. Direkt final, final oynayacak. Evet. Hemen yani iki takım çıkıyor. Evet. Üçüncü takım final oynayacak. Final kazanırsa direkt Süper Lig'e çıkacak. Evet. Şu anda bakın Kocaeli, Sakarya, Bodrum, Bandırma bu Çorum bunun için mücadele ediyor. Çok önemli bu. Evet. Onun için o maçlarla, o takımlarla oynayan takımların işi zor. Yani şimdi alt sıradakiler nasıl kendi kendine hesabını yapıyorsa üst sıradaki takımlar da playoff'un üçüncülüğün yani hesabını ben yapıyorlar. Ben Bodrum bu akşam halen devam ediyor maç 1-0 onu da söyleyelim izleyicilerimiz 69. 70. dakika. Böyle devam ederse Bodrum'un artık üçüncülük için iddiasını kalacağını düşünmüyorum. Yani böyle. Matematiksel ama olarak devam ediyor da. Ediyor ama ben zor görüyorum onu söyleyelim. Evet. Heh. Hemen Manisa'nın kalan maçlarını ekrana getirelim arkadaşlar. Manisa Spor da ligde 15. sırada. Bu hafta Altay'da oynayacak. Var. Evet. Evet. Bu hafta Altay deplasmanında oynayacak. Sonra Adana Spor deplasmanı. İki deplasman arka arkaya. Evet. Ve hemen kendi sahasında. Şimdi Altay deplasman saymayın. Son, yani Altay İzmir takımı. Manisa İzmir arası 45 km. Son Şanlıurfa Spor. Çok yakın. Altay'da küme düşmüş. Futbolcular gitmiş. Demoralize olmuş bir takım. Hani az kadro yedek kadro da kalmadı. İşte Anderler ya adet yerini bulsun çıkacak zaten düşmüş matematiksel olarak. Ki bu Altay'a biz yenildik yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Bu Altay'a biz şimdi bir yenildik. De şu, yani izleyince Mehmet insan... abi şimdi bakıyoruz. Aslında bunu da soracaktım size. Şimdi aklıma gelmişken sorayım da. Şimdi düşme hattında olan takımların maçları aynı gün ve aynı saatte oynanması lazım. Aslında öyle. Son 3-4 maç kalmış yani. Ben bakın olsam, bugün Adana Spor'un maçı pazartesiyle ne alakası var? Hem bizim kulüp yani başkanımız hem federasyon yetkililerine seslenelim. Kalan son 4 maçı hem küme düşme potası hem de playoff potasındaki takımların aynı saatte oynanması bütün lazım. Maçlar aynı saatte ve aynı gün yani oynanması onu, lazım. Onu söyleyelim. Adana Spor'a bakın Altay Manisa maçı Manisa oradan 3 puan aldı. Ama evet. Adana Spor'da işi zor. Bolu Spor playoff şansı devam ediyor. İşi zor. Urfa Spor işi zor. Çok zor. Bakın Urfa Spor'un izleyicilerimiz dikkatle izlesinler bizi. Urfa Spor ve Manisa'nın Urfa Spor'un bu ligde kalması bu son maça da kalabilir. Evet. Bakın, şimdi şöyle. Bu son maça da kalabilir. Abi şöyle. Yani bakın bana göre Altay'ı yener. 3 puan alır. Puanla 36 yapar. Evet. Evet. Adana deplasmanında eli boş döner. Evet. Kendi şimdi sahasında aramızda bir puan var yani. Kendi sahasında Bolu Spor'a yenilir. Son maç Şanlıurfa, Şanlıurfa gözün yani o zamana kadar biz garantilersek bir şey diyemiyorum yani ama ben, garantilemediğimizi düşünürsek final maçı olursa Şanlıurfa Manisa'ya acımaz. Mümkün değil yani. Zaten evet. Yani 3 puan alırsa 36 eder. Evet. Düşmenin en büyük adayları. Aramızda bir puan var zaten. Yani evet. Manisa 33 puanda, Şanlıurfa Spor 34 puanda. Evet. Bizim Bodrum'u Bodrum'da yenmemiz lazım. Bandırma'yı orada yenmiştik biliyorsunuz. Evet. Yani burada berabere kaldık ama biz orada Kocaeli'yi de yendik, Sakarya'yı da yendik. Ben Urfa Spor'un haftaya Bodrum'u Bodrum'da yenerse Urfa Spor'un ligde kalacağını düşünüyorum bir. Şimdi bizim bu maçlardan ziyade birazdan Tuzla maçı da var değil mi? Evet, Tuzla'da kalan doğru maçları var. Şimdi bir Adana Spor'u getirelim ekrana. Evet. Adana Spor'da evet 34 puana sahip. Yani şu an 34 puana sahip. Adana Spor Bodrum karşısında dakikalar 76'yı gösteriyor ve 1-0'lık üstünlüğü söz konusu. Devam ediyor. Evet. Devam ediyor. Sonra yani ben, Çorum. Yani böyle bitirdiğini farz edersek. Çorum maçı zor olur. Çok zor. Evet. Manisa maçında Adana Spor galip gelirse gelir Manisa abi. 3 puanı oradan alır. Alır, alır. Adana, Altay, Altay vurur. Maçında 3 puanı alır. Adana kalır. 6 puan eder. Evet, son maç Bandırma maçı. Evet. Tuzla. Şimdi birazdan Tuzla'ya gelelim. Yani şimdi İzleyicilerimiz dikkatli baksınlar. Adana, Adana'da eğer 6 puan aldığını hesap edersek puanı bugünkü maçı da alırsa eğer. Alırsa. 40 puan eder. Adana kalır. 40 puan. Evet. Yani başa baş biz de 40 edersek ikili ve üçlü aravajda bizim Adana'da Adana 2 maçta da yendiğimiz için biz daha avantajlı olacağız onu söyleyelim. Evet. Yani baktığımız zaman matematiksel olarak da Şanlıurfa Spor'un bu ligde kalması lazım. İbreler onu ama rehavete yani kapılmayalım. Her maçı ciddi bir şekilde oynayalım. Her maçta futbolcular olağanüstü mücadele etmeliler. Yani bakın şimdi önümde izliyorum maçı da izliyorum açık söyleyeyim. Yani izleyicilerimiz evet belki baksınlar. Evet. Şu anda da Adana Spor maçını izliyor. Bir taraftan bilgisayar. Evet. Hem takip ediyoruz evet, hem 74. dakika oynanıyor. 1-0 Adana'nın üstünlüğü
devam ediyor yani şimdi ama... Tabii bu tabloda bir kez daha söyleyelim. Adana Spor 3 puan alırsa Bodrum karşısında puanını 34 etmiş olur. Çorum'a karşı kaybeder diyoruz. Manisa'yı yener, Manisa'yı yener, Altay'ı yener. Son maç Bandırma'ya yenilse de önemli de 40 puan. O zamana kadar olay garantilemiş olur. Olay çözülür. Olayı çözmüş olur. Ya şimdi Adana Spor Eyüp'ü yenince bu ligde ben kaldım dedi. Orada da biliyorsunuz çok farklı şeyler var. Yani. Hemen Tuzla'yı getirelim ekrana arkadaşlar. Tuzla i̇şte en büyük rakibimiz Tuzla bizim. Evet. Bakın onu söyleyeyim. Şimdi bakıyoruz şu ana kadar bana göre en rahat Adana Spor'u gördüm. Aynen öyle. Evet. En zor maçlar olan şimdi, Tuzla. Tuzla Spor Bandırma ile oynayacak bu hafta deplasmanda. Kendi sahasında Bodrum çok zor. Sakarya çok zor. Gençler Birliği maçı. O zaman kadar çözülür ya. Çözülür evet. Evet. Burada bu 3 maçta Tuzla Spor'a nasıl bir şans veriyorsunuz? Şimdi Alemin bak Bandırma dün bize karşı oynayan Bandırma o oyunu oynasın Tuzla'yı çok rahat yener. Çok rahat yener. Ama Bodrum'a bakıyorum. Yani Bodrum bu oyunu Tuzla'yı yener mi yenmez mi? Çünkü ya şu anda bütün abi oyunun şimdi kontrolü, böyle diyoruz ya aslında evet. Bolu Spor'un da kazanması lazım. Evet bak ikinci Bolu orada Spor'un, yaklaştı. Evet. Bolu Spor'un da playoff'un içerisinde olması lazım. Evet. Evet. O da ben Bandırma'ya yenilen Tuzla'nın Bodrum'dan puan alacağını düşünmüyorum. Yani, Gençler Birliği de aynısı. Evet. Üçüncü takımın gerçeği konuşmak lazımsa Tuzla olacağını düşünüyorum. Yani Adana, Bandırma karşısında puan vermiyorsunuz. Evet, Bodrum karşısında. Yani bir beraberlik olabilir mi diye düşünüyorum ama Sakarya ve Tuzla maçında yenilir. Yenilir. Yani evet. Bir puan son maç. Ya bir de bir gerçek son var. Son maç daha da Gençler Birliği'ni yendi deseniz bile bir son maça. İzleyicilerimiz de katılır mı katılmaz mı bilmiyorum ama emin olun ki futbolculardan maç seçiyorlar. Yani bir Urfa'ya gelmektense İstanbul'da Tuzla takımıyla oynamak daha iyi. Futbolculara da bağlı bu iş. Ben sana söyleyeyim. Lobisi güçlü olan ve sahada en çok mücadele eden takımlar bence ligi yani başarılı bir şekilde götürür, ligde kalır. Ama bu tabloya baktığımız zaman bu tabloda Tuzla'nın işi zor. Çünkü bizimle Tuzla'nın arasında 2 puan var. Bizim 2 puan avantajımız var. Evet. Ve artı orada da beraber kaldık. Burada da beraber kaldık. Gol averajımız ondan daha çok iyi. Evet. Daha fazla. Şimdi yani Bandırma Spor karşısında puan kaybeder Tuzla Spor. Bodrum karşısında 1 puan Mehmet abi diyor. Evet. 1 puan alırsa Sakarya'ya kaybeder. Son haftada Gençler Birliği'ni yenerse 4 puan alır. 32 olan puanı sezon sonunda 36 puana çıkarır. Öyle görünüyor evet. Ve burada yine bir eğer şey olursa Manisa ile ikili averaj söz konusu olur. Çünkü hani Manisa'nın maçını tabii, hesapladım. Tabii. O da 36 puanda kalır ise ikili averaj devreye girmiş olur. Evet son olarak temsilcimiz Şanlıurfa Spor'un kalan son 4 maçını ekrana getiriyoruz arkadaşlarımızdan. Hemen yani rica ediyoruz. Gönül isterdi ki bizim de Altay'la Giresun'a bir maçımız evet. olsun. Olmuş olsaydı çok rahat konuşurduk onu söyleyeyim evet, ama. Canlı telefon evet. bağlantısı mı var? Evet. Evet. O zaman Şanlıurfa Spor'u sonra yorumlayalım. Evet. Alo diyelim. Sayın Kemal Saraçoğlu, Şanlıurfa Spor'umuzun eski kulüp başkanlarından. Sayın Saraçoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Sayın Saraçoğlu, sesimi alabiliyor musunuz? Bağlantıda bir sorun bağlantıda bir aksaklık söz konusu arkadaşlar. Hemen tekrardan. Onu giderlerse Şanlıurfa Spor Kulüp eski kulüp başkanlarından Sayın Kemal Saraçoğlu'nu yayına bağlarlarsa onun da görüşlerini almak isteriz. Evet, tabii bu Kemal Bey Urfa futboluna çok önemli katkılar sunmuş. Futbolu çok iyi bilen Urfa Spor'a da maddi manevi anlamda çok büyük emek veren kulüp başkanımız. Urfa yani tarihe Spor, geçmiş tabii, bir insan. Tabii. Urfa Spor'u yıllar sonra evet. Kemal Başkan yönetiminde ikincilikten birinciliğe çıktı ve çok güzel bir mücadele örneği sergileyerek. Şimdi Kemal Başkan'ın ben bir huyunu seviyorum. Bütün futbol otoriteleriyle çok ikili ilişkileri çok çok iyi. Evet. Teknik ekiplerle, futbolcularla, kulüp başkanlarıyla yani futbol lobisi çok güçlü. Yani hep lobi dediğimiz zaman işin sakın maddi boyutunu demiyoruz yani bunu kilit söylerken. Yani Kemal Bey bir bakıyorsunuz Ertuğrul Sağlam'la beraber yemekte, bir bakıyorsunuz samimi söylüyorum yani. Fenerbahçe yetkilileriyle yemekte. Bir bakıyorsunuz Bandırma Spor Kulüp Başkanı'yla, bir bakıyorsunuz Adana Spor Kulüp Başkanı Bayram Bey'le yemekte.
mesela Bandırma Spor Kulüp Başkanı da çok samimi arkadaş. Evet. Evet. O yüzden bu hafta maçtaydı. Tabii. Maça da gelmişti. Özellikle onu bağlamamızdaki en büyük sebep Kemal Ali Urfa Spor'u çıplak gözle izledi Bandırma karşısında. Acaba Urfa Spor bu ligde kalır mı kalmaz mı diye soralım o zaman. Sayın Saracoğlu, hoş geldiniz tekrardan yayınımıza. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız başkanım, Mehmet Bey? Başkanım hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ne demek Mehmet Bey, ben teşekkür ediyorum bize böyle bir programa bağladığınız için. Siz yayına bağlanmadan önce Sayın Baylan, işte Şanlıurfa Spor Bandırma maçındaydınız. Çıplak gözle Şanlıurfa Spor'u izlediniz. Siz de bu ligi çok iyi bilen insanlardan birisiniz. Zaten kulüp başkanlığı da yaptınız ve Şanlıurfa Spor tarihinde birinci lige çıkaran ilk başkan olarak tarihe altın harflerle isminizi yazdırmıştınız. Şanlıurfa Spor bu ligde kalır mı? Kalan dört maçı değerlendiriyorduk. Sizin de görüşlerinizi açıkçası merak ediyoruz başkanım. Şimdi Şanlıurfa Spor geçen dört haftada 10 puan alarak bu ligde kalacağını gösterdi. Evet. Büyük bir sürpriz olmazsa Şanlıurfa Spor düşmez diye düşünüyorum. Tabii bu futbol, çok dikkat etmek lazım. Çok diğer rakiplerin maçlarını çok iyi takip etmek lazım. Ama benim gördüğüm Şanlıurfa Spor dediğim gibi büyük bir sürpriz olmazsa bu ligden düşmez. Ama yine de işi sıkı tutmak lazım. Bu hafta Bandırma-Urfa maçını özellikle izlemek istedim. Evet. Bandırma Spor'un değerli başkanı da davet etti. Beraber izledik. O da 5 yıldır kulübün başkanlığını yapıyor. Ve çok büyük paralar harcamış ve bir şey olmadığını anlattı. Evet. Bu senede teknik direktörlerden dolayı çok büyük sıkıntı çektiklerini, yanlış tercihler yaptıklarını anlattı. Evet. İşte son bir şans, playoff'u kovalıyoruz dedi. Oradan çıkabilirsek çıkacağız. Çıkamazsak Mayıs ayında ben başkanlığı bırakacağım dedi. Bandırma Spor'un başkanı. Urfa Spor maç ortadaydı. Güzel bir maç oldu, zevkli bir maç oldu. Bandırma Spor biraz daha üç pas olayını daha iyi gerçekleştirdi. Daha diri göründü. Ama ikinci yarı Urfa Spor dengeyi kurdu. Penaltı golüyle 1-1'i buldu. Maçı alabilirdik. Son bir 10-15 dakikada iki tane %100 gol kaçırdık. Bandırma da %100 bir gol kaçırdı. Çok zevkli, güzel bir maçtı. Bana göre 1-1 iyi bir sonuç Urfa Spor için. Evet. Yani ben bir puan devre arası Haşim Başkan'dan da görüştüm. Bir sürü mağlupken dedim. Bugün alınacak bir puan çok değerli. Moralini bozma dedim. İnşallah bu maç 1-1 biter dedik. Devre arası konuştuk ve 1-1 de bitti. Ama bundan sonraki 4 maçta çok zorlu maçlar. Kolay maç yok. Yani şu maçta 3 puan alırım diyebileceğiniz bir maç yok. Maalesef. Dikkat etmek lazım. Futbolcuları iyi motive etmek lazım. Burada başkana ve yönetime çok iş düşüyor. Dediğim gibi bu lig zorlu bir lig zaten. Bu ligde her şeyden önemli bir defa düşmemek için çok iyi bir takım kuracaksınız. Şampiyonluk için değil, düşmemek için iyi bir takım kurmak lazım. Yani öyle enteresan bir lig. Bakıyorsunuz Ümraniye Spor Süper Lig'den düşmüş takımdan 7 tane futbolcusu olduğu halde bugün bizim altımızda. Evet. Yani böyle enteresan bir lig bu lig. Garantisi yok. Evet. Yani panik yapmadan kalan 4 maça çok iyi hazırlanıp alabildiğimiz kadar puan alacağız. Yani ben Urfa Spor'un düşeceğine inanmıyorum. Evet başkanım, yani tabii çok paralar harcamak da şampiyonluğu getirmiyor. İyi bir iskelet kadro kurmak lazım aslında. Kesinlikle, kesinlikle doğru transferler yapmak lazım. Güzel bir iskelet kadro oluşturmak lazım. Mesela bu mevcut kadrodan 4-5 arkadaş tutulup da 4-5 de takviye yapılırsa bu takım seneye de düşmez. Evet. Ama sil baştan Urfa Spor'un yaptığı en büyük yanlışlardan biri da yaklaşık 55-56 yıllık veya 60 yıllık tarihinden gelen en büyük yanlışlar. Her sene 30 topçu al, 30 topçu gönder. Hem kulüp batıyor, evet, hem hiçbir netice gelmiyor. Yani artık bunlardan bir ders çıkarmamız lazım. Bir iskelet kadronun üzerinde çalışmak lazım. Aksi takdirde seneye bu lig daha zor bir lig. Şimdi bu sene Süper Lig'den düşen takımlar, Mehmet Bey siz de futbolu çok iyi bilen birisiniz. Evet, Süper Lig'den düşen takımlara bakın, işte bir Altay, bir Giresun, bir Ümraniye. Seneye bunlar olmayacak. Seneye hazır bir İstanbul Spor gelecek bu lige. Borcu yok. Ki alttaki dört takıma bir bakın.
hepsi bu ligde uzak ara şampiyon olacak takımlar. Evet. Yani seneye bizim lig çok daha zorlu olacak. Yanlış işler yapılırsa hem ekonomik yönden hem Urfaspor'un geleceği açısından sıkıntılı bir süreç başlar. Ki çok değil, daha 3-4 sene önce bu kulüpte peynir ekmek yoktu kulüpte. Yani bugünleri gördü Şanlıurfaspor. O günlerden bugüne geldik. Artık evet. Yönetici kardeşlerimizin çok dikkatli para harcaması lazım. Yani Urfaspor'un bir kuruşu bile çok değerli. Kendi iş yerimiz gibi düşünüp, kendi memleketimizin takımı, kendi iş yerimiz gibi düşünüp öyle harcama yapmamız lazım. Yoksa kendi cebimizden çıkıyormuş gibi harcama yapmamız lazım. Aksi takdirde yani bilmiyorum, gidişat çok da iyi olmaz. Şu anda Türkiye'nin durumu da ortada, ekonomik durumu. Yani şartlar çok da iyi değil. Evet. En azından az parayla çok şey yapmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Başkanım, şimdi Bodrumspor, Adanaspor Bodrum maçı 1-1, 85. dakika 1-1 oldu. Evet. Adanaspor 1-0 öndeydi. Siz de evet. Kemal Kılıç Hoca ve Bayram Başkan'la bence muhabbetiniz çok şey. Program başına da Adem Esra, ben dedim ki Kemal Başkan'ın Türkiye'deki futbol camiasında gerçekten çok önemli dostlukları, ilişkileri var. Ve ben bunu yakından da biliyorum. Bir bakıyorsunuz Ertuğrul Sağlam'la yemekte, bir bakıyorsunuz Gürses Kılıç'la muhabbette. Bayağı spor kamuoyunda bilinen, sevilen bir insansınız. Şimdi Şanlıurfa Spor'la ilgili tabii ki zaman zaman isminiz çıkıyor, açık söyleyeyim, ama sizden bugüne kadar işte ben Şanlıurfa Spor Kulübü'ne başkan adayım veyahut Şanlıurfa Spor Kulübü ile ilgili benim de bir önerim var diye bir şey duymadık. İzleyicilerimiz soruyorlar, Kemal Saraçoğlu'nun Urfa Spor'la ilgili bir planı, projesi var mı acaba? Şimdi şu anda mevcut bir başkan var. Evet, Haçim İzol evet. Başkan şu anda Urfa Spor'un kulüp başkanı. Alınmış bir kongre kararı yok, alınmış bir durum yok ve kritik bir süreçten geçiyoruz. Doğru. Şu anda bizim böyle bir düşüncede olmamız zaten mümkün değil. Olmaması aynen. da lazım. Etik değil. Şu anda bize düşen Şanlıurfa Spor'u desteklemek. Bu ligde kalmasını sağlamak. Şu anda Adana maçının 1-1 olduğunu ben de izlediğim için görüyorum. Evet. Keşke bugün Bodrum yenseydi, çok büyük bir avantajımız olacaktı. Çünkü evet. ikili avarajımız da Adana'dan iyiydi. Çok iyiydi. Evet. Bir mağlubiyet hakkımız olacaktı. Evet. Şu anda bir puan alırsa Adana, ara 2 puana düşüyor. Evet. Adana'nın da bir Altay maçı var. Garanti 3 puan gözüyle garanti görüyorum ben o maçı. Evet, evet, onu gördüğümüz için bir yerde bu bir puan bile Adana Spor için büyük bir avantaj. Doğru. Doğru. Bu saatten sonra çok dikkat etmek lazım. Dediğim gibi ben maça gittiğimde Çin Başkan'la da bazı şeyler konuştuk. Evet, bize evet. de ne görev düşerse Urfa Spor için yaparız. Evet. Her zaman Urfa Spor'un emrindeyiz. Yani bir kulüp başkanı olurken değil, tabii, hizmet, tabii, tabii. Hizmet yapmak değil. Kötü günlerde de takımın yanında olmak lazım. İnşallah dediğim gibi bu sene düşmeyiz Mehmet kardeşim. Yani ben düşeceğine inanmıyorum bu takımın. Tuzla'nın maçları da çok zor. Tuzla'nın maçları da zor başkan. Ben biraz önce zaten çok onu söyledim. Zor. Tuzla ve açık konuşmak lazım. Urfaspor'un da dediğiniz gibi böyle bir garanti 3 puan olmuş olsaydı Eyüpspor evet. maçı var. Bir de Manisa maçımız var kendi sahamızda. Mesela bir Manisa da sıkıntılı. O evet. da şu anda bir Adana kadar tehlikeli evet. bölgede. Sizin bir paylaşımınız yani, vardı başkanım Manisa ile ilgili. Manisa'da çok büyük sıkıntılar var. Manisa evet. Spor her an kapatılabilir. Evet. Mevcut belediye başkanıyla çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Tesisten çıkartmak istiyor bir mevcut belediye başkanı. Herhalde zamanında Manisa Spor varken Manisa FK'yı kurmuşlar. Evet. Tüm yatırımları FK yapmışlar. Şu anki mevcut belediye başkanı da buna son derece karşı çıkmış. Evet. Şu anda da belediye seçimini kazanınca o da FK'yı kabul etmiyor ve kapatmaya çalışıyor. Anladım. İşte onunla ilgili çok büyük sıkıntılar var Manisa'da. Manisa Spor bu şartlarda bu işi götüremez. Yani destek alamazsa belediyeden, tesis, her şeyden çıkartmışlar Manisa FK'yı. Yani Manisa FK'yı çok ciddi sıkıntılar bekliyor. Belki bu sene düşer düşmez. Belki kapatılır ki 4 maç kaldı, kapatılmaz artık bu saatten evet. sonra da, ama sezon sonu çok büyük ciddi sıkıntılar bekliyor Manisa FK'yı. Başkanım çok yani seneye düşmenin en büyük adaylarından biri Manisa FK diyebilirim.
Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Güneydoğu TV'ye bizleri bağladığınız için. Biz her zaman Urfa Spor'un emrindeyiz. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne İnşallah demek? Ligde kalırız. Bir gün sizde stüdyolarımızda konuk ederiz. İnşallah. Ligde kaldıktan sonra bir akşam inşallah kanalınızla beraber program yaparız. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, Şanlıurfa Spor'un eski kulüp başkanlarından Sayın Kemal Saracoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Aslında lig çok zorlanacak diyor başkan. Evet. Ben de katılıyorum. Yani hem önümüzdeki sezon için söylüyoruz. Hem üst tarafta Süper Lig'den düşecek takımlar hem de alttan gelecek takımlar var. Çok. Ahmet Spor var mesela, Esenler Erol. Üçüncü takım işte Kastamonu mu olur, evet. Buca mı, Van mı? Evet. Onlar da finalde İnşallah gelecekler. Van olsun. Yani ben açık söyleyeyim. Ahmet şey takım olması istiyorum. Lazım. Evet. Dediğim gibi seneye Malatya'da gelir. Van da gelirse. Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine ne kadar çok takım olursa bizim evet. için o kadar iyi. Şimdi tabii ki bir anda da maçı da izliyorum. Yani dediğim evet. gibi sohbet. Şimdi Mehmet abi şimdi planlar tamamen değişti. İnşallah şimdi bozdum bir golde atsın da yani bizim orada evet. Kemal Başkan bunu söylemeye çalıştı. Evet. Adana Spor'un arada 3 puan var. İkili avarajımız da iyi. Bizim evet. o zaman bir maç avantajımız olmuş olacak. Aynen öyle. Onların o Altay maçına karşı bizim şimdi, de bu yani, Adana Spor'un kalan maçlarını bir kez daha ekrana evet. getirebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Evet. Ya şimdi biz 3 puanı aldı dedik ama Mehmet abi ikinci yarı başlamadan biz reklam arasına gittiğimizde yani bu kardeşini de takdir et. Bu maç 1-1 biter dedin mi dedik, demedin? Dedim dedim evet. Bu maç böyle yani. Bitmez. Hani sen şimdi Adana Spor bak dedin bir gol olursa 1-1 bitti olur. Örnek veriyorum ki öyle evet. son 2 dakika oynanıyor. Çorum maçı çok zor. Manisa maçı da zor evet. Adana'nın. Altay var. Bugün yenilmiş olsaydı var ya bizim ne kadar çok rakibimiz olsa bizim şimdi için o kadar iyi. Bu tabloda 32 oluyor puanı. Evet. 32. Çorum arada 2 puan var. Yani bizim ya biz çıkıp mücadele edeceğiz. Ya yine her türlü yani. Şimdi Adana Spor bu maç berabere biterse hı. ben hani Manisa maçı belki berabere biter mi diye düşünürken ama bu kez ne yapacak biliyor musun abi? Ne eder? Manisa'yı yener. Evet. Evet. Altay'ı yener. Son maçta zaten 6 puanı alırsa 32-38 yapar. Son maçta da Bandırma'nın eğer playoff'u garantilenmiş zaten, olursa. Ya şimdi ben son hafta artık şekillenmiş şimdi olur yani. Urfa Spor'un bir avantajımız ne biliyor musunuz bizim? Eyüp Spor dediğim gibi şu, sahamıza gelecek. Bu tabloda abi Adana Manisa maçı da bir final maçı. Olabilir. Yani Manisa inerse Adana küme düşebilir. Evet. Adana inse de Manisa düşebilir. Yani bu öyle bir maç olacak. O, aynen. Şu an Bodrum'un alacağı şimdi, bir puan tabii, o tabloyu o noktaya bizim, getirdi. Şimdi Manisa'nın 33 puanı var. Bugün Manisa'nın 30 puanı olmuş olsaydı hiç korkmazdım. Derdim ki Urfa Spor ligde kalır. Evet. Ama öyle bir ya işte hep şeye geliyoruz. Yani kaybettiğimiz basit puanlara yanıyoruz. Gerçekten üzülüyor. Yani sezonun ikinci yarısında Altay'a orada yenilmemiz asla affedemiyorum. O maçı düşündüğüm zaman emin olun ki gözlerim doluyor. Yazık yani. Bugün arada yani düşündüğünüz zaman Giresun ligden düşmüş. Biz Giresun'a kendi sahamıza puan vermişiz. Evet. Altay ligden düşmüş. Altay'ı burada yenilmişiz. Orada yenilmişiz. Bakın. Yani seneye Kemal Başkan çok güzel bir teşhiste bulundu. Sen de aynısını söylüyorsun. Emin olun ki seneye bu lig çok zor olacak. Yani. Evet. Yani bu ligde mücadele etmek çok çok zor olacak. Çok çok da ben onu söyleyeyim yani. Mücadele dolu bir sezon yaşamış olacak. Evet. Ben yani şu anki tabloya baktığımızda Adana Spor Manisa maçı yani bir hafta sonra bu hafta Çorum deplasmanına gidecek. Evet. Adana Spor sonra kendi evinde Manisa ile belki bir final maçı oynayacak. İki takımın kaderi belki bu maçta belli olmuş olacak diye nitelendiriyoruz. Tabii yine daha maç bitmedi. 90+6 oynanıyor ve birbirlik beraberlik devam ediyor. Hemen temsilcimiz Şanlıurfa Spor'u ekrana getirecektik getirelim, ama kulüp başkanım, eski kulüp başkanlarından Sayın Kemal Saracoğlu bağlanınca onu beklettik ve şimdi Şanlıurfa Spor'un kalan son 4 maçını değerlendireceğiz sevgili izleyenler. Şanlıurfa Spor bu hafta pazar günü saat 13.30'da Bodrum deplasmanına gidecek. Şimdi bakıyoruz rakiplerimize birçoğu hep saat 20'de oynayacak. Evet. Şanlıurfa Spor 13.30'da. Yani federasyonun da bu konuda aslında kalan son 3-4 hafta aynı saatte ve aynı tarihte oynatması gerektiğini lazım. Düşünüyoruz.
Çünkü kritik bir sürece giriliyor. Evet. Yani her an her şey olabilir, dönebilir Mehmet abi. Dönebilir. Lobiler, halen Adana Bodrum maçı 1-1 devam ediyor 96-6. Evet. Evet. Yani şimdi Bodrum karşısında Şanlıurfa Spor alacağı puan ya da puanlar çok önemli aslında. Çok önemli. Evet. Yani bir puan alırsak, burada da Eyüp Spor'u yenersek, Urfa Spor Çorum'a yenilir. Manisa'yla beraber de kalsa ligde kalır. 4-5 puan verdiniz. Maç 1-1 bitti, bunu da söyleyelim. Evet, karşılaşma 1-1 bitti. Yani, aslında Adana Spor o dakikaya kadar da çok iyi oynadı. Şanlıurfa Spor'a hemen, siz 5 puan veriyorsunuz. Yani evet. Şimdi diyorsunuz Bodrum karşısında 1 puan. 1 puan. Eyüp Spor'u evet. Yener. Çorum'a kaybeder. Şimdi Bodrum 49 Manisa'da, puana geldi. Yani Bodrum'la 3. sıradaki 39. Çorum arasında 3 puan var. Yani şimdi Çorum bu hafta kimden oynuyor baktığınız zaman, yani şimdi işin Çorum bu hafta Erzurum deplasmanına giriyor. Evet. Evet. Yani şimdi o hesabı yapanlar, aslında federasyon bunu da onun için çıkarttı, biliyor musunuz? Yani 3. ligi 3. bitiren, daha önce 3. ile 6. arası aynıydı. Playoff maçları oynanıyordu. Ama şimdi 3. ligi de öyle bir hale getirdi ki ilk 2 takım çıkıyor. 3. takım direkt final oynuyor. Kim playoff oynuyor? 4. takım, 5. takım, 6. takım. Bence evet. Sistem iyi. Şimdi ben de şunu söylüyorum Mehmet abi. Bence Şanlıurfa Spor duygusal davranmamak lazım. Yani Bodrum deplasmanı çok zor ama büyük bir sürprize imza atacak. Deplasmanın kralı olan Şanlıurfa Spor son haftaların daha doğrusu. Yani Kocaeli deplasmanda yenen, Bandırma'yı yenen Şanlıurfa Bodrum'u Spor Bodrum'u neden yenmez? Bodrum'u da yener. Bunu yazalım değerli izleyiciler. Adem, ben öyle ben beraber diyorum ama Adem, ben diyorum, inşallah ben yanılırım, sen haklı çıkarsın. Ben de diyorum ki Şanlıurfa Spor Bodrum'u yener, gelir kendi önünde de Eyüp'ü yener, kümede kalmayı garantiler son iki maçta da. Kimin ne hali varsa gör der, sen işin içinden çıkar. Bu iki maçtan galip gelirsen son iki maça, açık söyleyeyim yani prestij için çıkacaksın. Öyle. Evet. Yani Şanlıurfa Spor Çorum deplasmanında puan almasını ben de zor görüyorum. Evet. Çorum çok koşan, çok iyi top oynayan, zaten tabloda da görüyoruz ligin 3. sırasında. Evet. Yani o da 3.'lüğü bırakmayacak, direkt final oynayayım diye. Çünkü playoff maçlarında biliyorsunuz Mehmet abi, final evet. Oynamak nerede? 2-3 eleme oynayıp finale çıkmak nerede? Evet. O yüzden yani Çorum Spor çok böyle Şanlıurfa Spor karşısında hata yapmaz. Galip gelir. Zaten ben de diyorum ki Şanlıurfa Spor Çorum maçına kadar işi bitirmiş olur. Ama Bodrum maçının çok zor olduğunu söyleyelim. Mehmet Özdemir ağabeyim yazmış. Mehmet Bey hayırlı yayınlar diliyorum. Sizi zevkle izliyorum. Cuma, cumartesi, pazar günlerinde oynanan maçların dikkatle izlerseniz hepsinde burnumuza değişik kokular geliyor. Eyüp evet. Adana maçı 10 kişiyle yeniyor. Göztepe Tuzla maçı. Bu nedenle olmayan futbol federasyonu bayram maçları aynı saate başlamalı evet. Demiş. Sevgili Niyazi Koca hocamız bizi izliyor. 7. takım da playoff oynuyor demiş. 1 ve 2 direkt, 3. takım playoff, 4, 5, 6, 7 sıranın birincisi, 3. takımla final oynuyor. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz uyardığınız için. Ben 6 demiştim, 7 de. Doğru abi, evet. 7. 3. takım final oynuyor. Evet. 3. Evet. takımı saymıyorsunuz. Evet. 4, 5, 6 ve 7. sırayı paylaşan takımlar da kendi aralarında oynayıp finale kalan takımla eşleşmiş oluyor. Evet. Şimdi Şanlıurfa Spor'dan madalyonun bir de diğer şu yüzü var Mehmet abi, bilmiyorum katılır mısınız? Bodrum maçında puansız döndü diyelim. Evet. Geldi kendi sahasında da Eyüp Spor'u yendi. 3 puanı orada aldı. Puanını 37 yaptı. Çorum'a kaybetti. 37'de kaldı. Final maçını da Manisa'dan o zamanki tabloya göre alacağı 1 puan ya da galibiyet de bu evet. kümede kalır. Yani Şanlıurfa Spor biraz önce konuştuk. Tuzla'ya Manisa karşı. Manisa maçını 3 puan say. Bu 3 maçtan 3 puan alırsa Manisa maçı final olur. Bu kadar basit. Ama ben Eyüp Spor'un, bakın Eyüp Spor maçının taraftar desteğine önemli ihtiyacımız olduğunu söyleyeyim. Ben Eyüp Spor maçında Urfa Spor'un, yani Bodrum'a bir puan. Şimdi biz Eyüp Spor'a var ya abi evet. diyoruz ya Şanlıurfa Spor yener. Acaba Eyüp Spor Adana'ya yaptığı hamleyi bize karşı da yapar mı? İşte göreceğiz yani şimdi i̇şte biz da, asla yani şampiyonun yani ilan etmiş. Çantada keylik görmemek az lazım. Az oyuncuların birçoğu gitmiş ama ne olursa olsun karşınızda önemli ve güçlü bir takım var. Öyle hiç ama kolay. Tablola karşılaştırsak evet, bakın evet. 6 tane. Yani iddiası olmadığı takım. İçin diyorum. Yani evet. bugün iddiası olan Eyüp bizim ligin ilk yarısında orada çok kötü yendi. Ben sana söyleyeyim. Evet. Yani onun için bizim
dikkat etmemiz lazım. O yüzden söylüyoruz bunu. Söylerken de asla şu olun. Şimdi gideceğimiz Bodrum bizi sahamızda 2-0 yendi. Biz orada Eyüp'e 4-0 yendik Eyüp'ün kendi sahasında. Evet. Şimdi en şanslı 6 takımı da ele aldık. Evet. Şanlıurfa Spor da dahil. Yani duygusal konuşmamak adına hangi takımı daha böyle şanssız gördünüz? Şimdi yani zor maçları Şanlıurfa Spor'un mu zor maçları var? Manisa'nın demoralize olacağını düşünüyorum. Çünkü mevcut belediye başkanı gitti. Yeni genel belediye başkanı dedi ki testlerimizi boşaltın. Siz bu şehrin takımı değilsiniz. Siz iş adamlarının takımısınız. Biz, yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Urfa Spor Allah korusun öyle bir durumda olmuş olsaydı yeni seçilen belediye başkanı diyecek ki kardeşim ben siz istemiyorum. Bitti. En yani, zor fikstür kimden? Mehmet Ağabey. Yerel yönetimler olmasa, yani yerel yönetimler dediğim belediyeler olmasa bu takımların içerisinde hiçbir takım ayakta kalamaz. Evet. Sevgili Nusret Türkileri kardeşimiz bizi izliyor. Benim de çok değerli kardeşim. Adem abiye katılıyorum demiş. O da benim çok değerli dostum. Yıllardır birlikte mesai de yaptık kendisiyle. Biz Bodrum Spor'u yeneriz diyor. Nusret Türkileri'ye selamlar gönderelim. Birçok mesaj aslında gelmeye başladı izleyicilerimizden ama bilmiyorum zamanımız var mı yok mu saatte şu anda. Çok kısıtlı bir zamanımız kaldı. Evet, evet. Şu soruya cevap alamadım. Evet. Şanlıurfa Spor dahil hangi takımı daha böyle sıkıntılı gördünüz? Bu karşılaştırdığımız maçlara, ele aldığımız maçları değerlendirsek. Yani en bizim zor rakiplerimiz fikstür, içerisinden mi? Hayır, en zor fikstür kimin? Tuzla'nın mı? Adana'nın mı? Şanlıurfa Spor'u mu? Manisa Spor'u mu? Şimdi Tuzla'nın maçlarına baktığımız zaman Bandırma bu hafta. Sonra Bodrum deplasmanı. Sonra Sakarya deplasmanı. Yani sonra kendi sahası. Yani Bodrum 4 maçın ikisi içeride, ikisi dışarıda. Bandırma deplasmanı Bodrum'da iç sahada oynayacak. Sakarya deplasmanı kendi sahasında Gençler Birliği oynayacak. Şimdi evet. Gençler Birliği'nin de şansı var. Playoff şansı devam ediyor yani baktığımız zaman. Evet. Şimdi o zaman ne olacak? Yani Gençler Birliği'nin 44 puanı var. Bandırma'nın 46 puanı var 7. sırada. Evet. Yani şimdi bütün maçlar çok zor. Ama Adana Spor bu akşam yenmiş olsaydı Adana planları tamamen değiştirdi. Değişti. Ben size şunu söyleyeyim Mehmet abi. Adana Spor kümede düşebilir. Düşebilir kabul ediyorum bak, ama yani Adana bu şimdi, gece son dakikalarda kaybettiği evet, 2 puan. Şimdi Çorum'a gidiyor. Evet. Zor. Çorum çok zor maç. Sonra kendi sahasında Manisa'yı da Manisa maçı onu belirtir. Yani Adana Manisa maçı çok haklısın. Bu ligin kaderini belirleyen maçlardan biri olabilir. Evet. Evet. Adana'ya beraberlik de yetmez ha. Yetmez. Yani evet. Adana yenerse Manisa gider, Manisa yenerse Adana gider. Evet. Bizim kendi Kemal Başkan çok güzel izah etti. Önümüze bakmamız lazım. Rakiplerimizin maçlarından çok kendi maçlarımızı evet. iyi konsantre olarak oynamamız lazım. Ne olursa olsun ben Cihat Hoca'ya güveniyorum. Bodrum maçında Cihat Hoca bir puan oynayacaktır. Yine orta sahayı güçlü tutacak. Üç göreceksiniz. Yani abi. Beşli orta sahayı yapması lazım. 3 puan alacak. Mehmet İnşallah. Abi. Haftaya yani, buradayız. İnşallah. Evet. Artık ya, böyle sona doğru evet. geliyoruz. Şanlıurfa Spor'a bir nokta. Sohbet hoş oldu. Dediğim... Önümüzde bu haftanın tablosunu getirelim. Yani bu hafta oynanacak maçlar var. Evet. Genel maçları bir ekrana getirelim. Evet, arkadaşlar. Bir de evet, bu hafta evet. hangi takımlar kimler? Yani hep alt sıraları konuştuk. Üst sıralarda da bir çekişme söz konusu. Haftanın maçları işte böyle. Altay Manisa Futbol kulübüyle oynayacak. Bandırma Spor, Tuzla Spor, Giresun Spor, Göztepe, Eyüp Spor, Bolu Spor, Bodrum Spor, Astor Enerji, Şanlıurfa Spor, Çorum Spor, Adana Spor, Gençler Birliği, Erzurum Spor, Sakarya Spor, Ankara Keçeören Gücü ve Ümraniye Spor, Kocaeli Spor maçı evet. bu haftanın çok maçları da var. Sevdiğim bir yeğenim var. Güven Akkuş, Adem abiye katılıyorum demiş. Urfa Spor Bodrum'dan 3 puan getirir ve bu ligde de Manisa düşer demiş. Güven sağ olsun. Haftaya da bu evet. anketi yapalım. Evet. Kim düşer diye. Evet. Şimdiden de izleyicilerimiz Sayın Mehmet Baylan'ın sosyal medya hesabına tamam. cevapları atarlar. Evet. Biz anketi başlatırız. İzleyicilerimizle paylaşırız. Hafta evet. içerisinde evet. de bu Şimdi televizyonumuzun bir de, ekranlarında. Sosyal medyadan gelen Hasan Keser değerli yorumlarınız ve katkı programından dolayı teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum demiş. Osman Gümüşlü İstanbul'dan bizi diyor. Hocam bazen hesaplar tutmuyor. Kirliler devreye girince kimin ne yapacağı belli olmuyor. Adana hakemle beraber o ikinci adam gibi oynuyor demiş. Ömer Faruk Porak 7 puan alırsak ligde kalma ihtimali %99 demiş. Bu gece abi Adana'nın beraber Eyüp Spor'u yendiği maçı
tamamen avlu atmış oldu. Bu gece gölgesinde evet. kaldı. Bu maçı da almış olsaydı aynen. Adana için ben hani kümede kalır derdim ama şimdi artık biraz sıkıntı tabii. Çok sıkıntıya Ömer girdim. Faruk Polat yazmış. 7 puan alırsak ligde kalma ihtimali %99. Yeter ki son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alalım demiş. Osman Gümüş'ü iyi yayınlar demiş. Fuat Aslan hocam programı zevkle takip ediyorum. Ama bir bölüm kısa, 2 bölüm yaptık. Sait Çatıner, Bodrum ve Çorum maçları zor. Eyüp maçı bir nebze Eyüp için rahat olur. Manisa final maçı olur demiş. Ahmet isimli bir izleyicimiz yazmış. İnşallah o zamana kalmaz. Hem sadece iki kapı açıktı hem de girişte kapıyla ilgili demiş. Onu gündeme aldık. 2017'de Yusuf Alıcı yaptığımız hatayı bu sene yapmayacağız gibi Sivasspor'u yenince bu iş bitir ligde kalık deyip diğer maçlara ciddi hazırlanmadık o dönem demiş. Bu takım ligde kalacak, akşam değerlendirilir bekliyoruz demiş. Yusuf Alıcı'ya selam gönderelim. Mehmet Yıldız yazmış. Merhaba, bir akşam bu örneği getirdik, Zeko örneğini demiş. Karaköprü'ye bir de tamam. Bölgesel amatör ligden bahsedelim sonra Viranşehirspor ve Söyrekspor bölgesel amatör ligde Viranşehirspor lider. Söyrekspor'u evet. takip ediyor. Son 4 maç. Bence Viranşehirspor da 3. ligde de bir takımımız olacak. Viranşehirspor'u evet. şimdiden 1. lig, 2. lig ve 3. lig. Matematiksel olarak olmadı. 3. lig, 2. lig ve 1. ligde inşallah seneye 3 tane profesyonel takımla mücadele etmiş olacağız. Evet. Karaköprü sporumuza gelince hemen son 5 toparlayalım. Bu hafta Osmaniye Spor kendi evinde Bayburt. Ağır bizle beraber kalınca Ağrı'ya biraz kızdık ama sistem ettik ya işte Ağrı geldi bütün gücünü sarf etti ama gitti. Çünkü Erbaa'yı yenmiş olmuş olsaydı 2 puan kalıyordu. Tabii 2 puan kalıyordu ama halen avantaj Karaköprü sporumuzun elinde ama şu anda Osmaniye Spor'la yendiği zaman şampiyon. Değil, berabere kalsa da şampiyon. Evet. Zaten bir dahaki hafta Sivas Belediye ile oynuyor. Sivas Belediye düşmüş. Son 2 hafta evet. Son 2 hafta. Onun için birçok izleyicimiz yazmış. Bilmiyorum sen de katılır mısın, katılmaz mısın? Bu maçın yani Karaköprü Spor Osmaniye maçının şampiyonluk maçı olduğunu yetkililere buradan seslenelim. Sayın Valimize, kulüp başkanımıza, gençlik spor müdürü yetkililerine bu maçı 11 Nisan stadında oynayalım. Oynayalım. 30 bin taraftar yetsin ve ücretsiz yapalım maç. Bir futbol şenliği yapalım. Maçtan önce konserler verelim. Maçtan önce folklorlar çekelim. Halay ekibi gelsin. Yani Karaköprü Spor'umuzun şampiyonluğunu doya doya kutlayalım. Sevgili Nihat Çiftçi Başkanımıza da buradan sesleniyorum kendisine. Geçen hafta da demiş hayırlı olsun. O da futbolu seven, futbolu gerçekten de emek veren bir insan Nihat Çiftçi Başkanımız. Umarım bizi izliyordur. Bu konuyu onlar da gündeme alırlar. Karaköprü Spor'umuzun bu hafta Osmaniye maçını 11 Nisan stadında 20 bin 30 bin kaç kişi gelirse bir de ücretsiz yapalım. Yani şimdi pastörlük olayı da yok. Yani güzel bir ortam yaratalım. Şehrimiz için bir moral olmuş olur. Evet. Ben bunu yetkililere buradan rica ediyorum, istirham ediyorum özellikle. Karaköprü Spor, Osmaniye Spor maçını 11 Nisan'da oynanırsa 11 Nisan stadyumunda hepimiz için iyi olur. Size de teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten de bu saate kadar Ademciğim programda iyi gitti. Öyle tahmin ediyorum ki saat 22.10. Aslında devam edebiliriz aslında. Onu da söyleyelim ama rejide arkadaşlarımız var. Fenerbahçe'yi söylemedin abi. Onu da söyle bari. Perşembe akşamı Olympiakos rövanşı oynayacak. O da tek Avrupa'da. Galatasaray bu akşam gerçekten Alanya'ya karşı muhteşem bir sonuç aldı. Evet. Ligi dizayn edenler bu işin Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Rams Park'ta final. Onu söyleyelim. Evet. İki takım da bizim takımımız. Futbolu da biraz tamaşa görelim. Yani birbirimizi kırmayalım. Süper Kupa'da çarşıda beraber geziyorduk. Gördün Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlı, Trabzonlusu kol kola geziyordu. Yani, ya bir futbol zevk. Yani bunu biraz bu gözle görün. Fanatizm olmasın. Evet. Yani yenilmek var. Tabii ki yenmek güzel, yenilmek kötü. Ama 3 puan önemli. 3 skorlu olan bir yerde kırmanın bir anlamı yok. Olympiakos maçına da geleceğim. Ya ne için sordum Olympiakos'u Mehmet abi biliyor musun? Şimdi burada Şanlıurfa'da bir Fener Galatasaray zevkle izleyeceğimiz bir karşılaşma olacaktı ama Olympiakos tutturdular hani Avrupa diye. 3-0 geriye düştü. Dua etsin de Olympiakos'un bir stoperi vardı onun hatasına. Evet. Aslında 3-0, 4-0 da olabilir. Olurdu. Yani ülke puanı açısından Fenerbahçe'nin, yani ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Fenerbahçe'nin kazanması ülke puanı açısından çok çok önemli. Bakın yani programımızı sabaha kadar da yaparız aslında. Evet. Öyle konulara giriyoruz Nihat'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii ki burada Fenerbahçe'nin Yunan takımı
biliyorsunuz ilişkilerimizi. Galip gelmesini ben öyle tahmin ediyorum ki en fanatik Galatasaraylı da ister. Bak, evet. Emin olun ki ister. Çünkü karşınızda bir Yunan takımı var ve siz bu Yunan takımına karşı oynuyorsunuz. Evet. Evet. Ben çok teşekkür çok zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Son bir mesaj gelmiş. Buyurun. Benim çok değer verdiğim Şahin Ustam, Şahin Toprak Ustam. İyi yayınlar abi demiş. Sizi zevkle izliyorum. Şanlıurfaspor ligde kalacaktır. Merak etmeyin demiş. Şahin Toprak Ustamıza selamlar gönderiyor. Çok iyi bir Urfasporlu kendisi. Urfaspor'un da hiçbir maçını kaçırmaz. Yarın çok mesaj var da vallahi kusura bakmayın. Okursak sabah olur. Orada Metin'le Yahya'dır ya o yeter ya çok uzattınız. Evet. Ben bu saatten saati iki bölüm yaptık ama izleyicilerimiz için bu saatten. Bundan sonra böyle. Yani arkamızda program olmazsa biliyorsunuz biz iki bölüm, üç bölüm hiç sorun değil. Evet. Bodrum'u yenersek Adem bir yemeğe götüreceğim. 3 puan Bodrum'u alırsak söz veriyorum. Ben berabere diyorum Adem yeneceğiz diyor. O zaman Adem'i yemeğe götüreceğiz. Tabii tek Mehmet abi açılır. Hislerime güven. Bak inşallah. Ben Adana Spor 2'yi atacak dediğin zaman reklam arasındaydık. Öyle ne dedim abi? Dedim evet. Ki bu maç atarsa Bodrum atar maç 1-1 biter. Bak evet. Maçı izliyorduk. İnşallah. Öyle de olmadı mı abi? Evet Metin de oradan yani, diyor doğru. Evet. Yani, tabii Metin onlar da evet. Şahit. Ben evet. Yani eğer iyi kötü biraz futbol bilgimiz varsa. Var var tabii. Yani. Biliyorsak, inanıyorsak ben zaten o maçı hani devre arasında buradaki şahitler sizler de biliyorsunuz. Ben dedim bu maçta evet. Gol olursa Bodrum atar. Ama evet. Sen de dedin abi bastırıyor Adana 2-0. Yani şimdi maçı buradan izliyorum. Evet. Yani Adana gerçekten. Oynamaya bakma abi bizden evet. Maçlar oynadık evet. Da kaybettik. Şanlıurfa Spor. Bodrum'un yüzden yenmesi daha iyi olacaktı aslında. Çok o iyi zaman olurdu Kemal ama Başkan da dediği bu gibi, skor da Şanlıurfa Spor'a yaradı. Bence. Emin olun bu skor da yaradı. Şimdi Manisa-Adana Maçına rahat çıkamayacak. Evet. Bu konuda biraz sıkıntıya girmiş olduk. Evet, evet, çok evet. Teşekkür ediyoruz. Zamanımızı epey doldurduk. Hemen kapatmadan bir davet dedim ya daveti açığız. Evet. Sevgili Adnan Özbucak demiş Bodrum'u yensin. İkiniz de benim davetlimsiniz demiş. Hem de evet. İsim verelim hamama davet etmiş bize haberin olsun. Adnan'a çok selam gönderiyorum. Evet. Gerçek samimi bir Urfasporlu. Evet. Vallahi aslan gibi bir arkadaşımız kardeşimiz. Ta Adana'dan bu maça geldi biliyor musun? Evet. Bandırma maçına. Cebinden parasıyla Urfaspor'a. Böyle taraftara ihtiyacımız var. Bütün taraftarlarımız iyi gerçeği konuşalım. Yani evet. Gördük beraberdik maçta. O muhteşem bir ambiyans vardı ama buradan da kapatmadan Gençlik Spor yetkililerine stad mükemmel olmuş. Zemin mükemmel. Koltuklar mükemmel. Temizlik mükemmel. Ama taraftarın içeriye girmesi açısından biraz daha Gençlik Spor'un ve Urfasporlu yöneticilerin duyarlı olmaları lazım. Çünkü taraftarımız kapıda bekliyor. Taraftar dernekleri de bunun için bizi aradılar, söylediler. Bir de Cihat Hoca'ya sahip çıkmak lazım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Mehmet abi hiç araya girmedim. Biraz daha girirsem daha da konuşacaksın diye şey yapmıyoruz. Programı burada noktalayalım. Haftaya kendimizi bırakalım. İnşallah Şanlıurfaspor'un Bodrum deplasmanında galibiyetini burada konuşuruz. Almış olduğu galibiyeti konuşuruz. Ve Şanlıurfa Spor'a bir kez daha inanıyoruz ve güveniyoruz. Bandırma karşısında gerçekten dirençli bir Bandırma karşısında bir puan geriye düşüp de bir puanı kurtaran ve hatta galibiyeti belki kaçıran Şanlıurfa Spor, Bodrum Spor'u yenecektir. 3 puanla kente dönecektir. Ve hemen akabinde de Eyüpspor'u yendikten sonra bu ligde kalmanın rahatlığını yaşayacaktır diye temenni ediyoruz. Bir telemarkaj programımızın daha sonuna geliyoruz. Daha emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Baylan'a çok teşekkür ediyorum. Bizlere mesaj gönderen birçok izleyicimiz vardı. Okuyamadık. Sayın Baylan yer vermeye çalıştı. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hafta içerisinde bir anket yapacağız. Bunu da sosyal medya hesaplarımızdan Güneydoğu Televizyonu ekranlarından paylaşacağız. Bu ankete de katılmanızı istiyoruz sevgili izleyenler. Bir başka telemarkajda görüşünceye dek mutlu günler, mutlu yarınlar. Hoşçakalın.